Değerli seyircilerimiz, sizler için Türkiye'nin dört bir yanını gezmeye devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Memik Bey. Memik Bey, programımıza hoş geldiniz. Öncelikle nasılsınız? Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Kestik. Sizler nasılsınız? Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederiz. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri samimi ve içten bir şekilde karşıladığınız için de teşekkür ediyoruz. Şimdi Memik Bey, buradaki ürün ve ürün çeşitliliğimiz nelerdir? Yapmış olduğumuz hizmetleri A'dan Z'ye varana kadar alabilir miyiz sizden? Buradaki ürün çeşitliliğimiz, Türkiye'nin her tarafta bir bitki örtüsü var. Onlardan çıkan bir nektar var, bal. Biz de bunları temin ederek halkımıza doğal, organik, natural bir bal hizmetinde bulunmaktayız. Teşekkür ediyoruz. Peki, buradaki ürün çeşitliliğini tabii ki de söyledik. Fakat burada püf noktası nelerdir bunların? İzleyenlerimiz aslında bunu merak ediyor. Üretimi evet sizlere ait değil mi? Evet, bizim üretimimiz de var. Orta çalıştığımız ve arıcılarımız da var. Çünkü Türkiye'nin her tarafından arı götürmemiz mümkün değil. O balları muhafaza edip, tespit edip almak mümkün değil. Bizim şahsen yapmamız mümkün değil. 30 üzerinde, 40 üzerinde arıcılarımız var. Onların ürünlerini tedarikçiden alıyoruz, üreticiden. Tabii tahliller konusunda. Tabii. Bal olarak konuşuyoruz. Sahte balı konusunda konuşmuyoruz. Onlara muhafaza edip alıyoruz ve halkımıza Türkiye'ye pazarlıyoruz. Her şey kesinlikle organik. Tabii organik doğal. Peki Memik Bey, ballarımızın çeşitliliğini ve aralarındaki farklılıklar nelerdir? Bunlarla ilgili kısa bir bilgi alabilir miyiz sizlerle? Her çiçeğin bir nektarı, bir özü var. Kestane balının ayrı özellikleri var. Çiçeklerin ayrı bir özellikleri var. Çam balının ayrı özellikleri var. Çiçek balıyla salgı ballarını ayırt etmemiz lazım. Çiçek balıyla salgı bal arasındaki fark kimyasal olarak da farklı. Bireysel olarak da farklı. Pamuk balı var, ayçekirdeği balı var. Bunlar genelde düşük ballardır. Bunlar da donar. Kestane balı donmaz. Çiçek balları donar. Ama donma özelliği var. Hiçbir zaman bir bal kristalize olmaz. Donabilir ama çikolata gibi olur. Kristalize olmaz. Şimdi elimizde iki tane çiçek balı var. Bir tanesi donmuş, diğeri de donmuş. Bunun farkını görüyorsunuz. Şu kristalize olmuş. Pütürlenme var. Ama bu dümdüz, sade, çikolata gibi. Fark ettiniz mi? Bunda şeker oranı var. Bunda şeker oranı yok. Üreticiye söylüyoruz. Bal donabilir ama kristalize olmaz. Arada çok fark var. Bal donmasıyla kristalize olması arasında çok büyük fark vardır. Yani bunların püf noktası, kesinlikle bunlara dikkat edilmesi gereken hususlar bunlardır. Bunları söyleyebiliriz değil mi izleyenlerimize? Kesinlikle. Kesinlikle evet. Bir de şöyle bir şey var. Arı bal yapıyor. Ama çiftçi arılar var, çiftlik usulü var. Şekerli bal ve su veriyorlar, arı bal yapıyor. Arının balını alıyorsun, şekerli. Su koyuyorsunuz tabağa. Ve onu sallıyorsunuz, altı diyen bir şey çıkıyor. Arı yaptığı için şekerli de olsa çıkıyor, şekersiz de olsa çıkıyor. Çünkü bunu arı yapıyor. Üreticiler şeker vererek bal yapıyorlar, o zaman hoş çıkıyor. Bazıları balı yakıyor, ateşe hiçbir şey dayanıklı değil. Bazıları kendi kafasına göre analiz yapıyor. O analizden hepsi boş. Arının nerede yayıldığı, arı bir hayvansaldır. Nasıl ki hayvanlarımızı yaylaya çıkartıp hangi çiçeklerden yayıldıktan sonra sütü kaliteli çıkıyorsa, çiftlikte hazır yem verdiğin zaman sütün kalitesi çıkıyorsa, nasıl bostanda hayvan yem yediği zaman sütün kalitesi çıkıyorsa, arı da hayvansal olduğu için bölgesine göre ne çiçeklerle karşılaşırsa onun üzerinden bal yapar. Ve balın kalitesi böyle anlaşılır. Hava kirliliği, rakım yüksekliği, bitki örtüsü, tabii en büyük etken bunlardır. Yayla balları, rakım yüksek olan ballar, bozkır balları çok güzel ballardır. Çünkü hava temiz. Orada da dekolte azdır. Çünkü hava soğuk. Çeşitliliğimizi de çok güzel bir şekilde belirttik. Ağzınıza sağlık. Teşekkür ederim. Şimdi sizlere şunu sormak istiyorum. Sosyal medya hesaplarımızın isimlerini verebilir miyiz? Tabii verebiliriz. Gaziantep Arı Bal Evi, Instagram, YouTube, Facebook ulaşabilirler. Google'da konumu bellidir yani. Çok teşekkür ederiz bizleri ağırladığınız için ve keyifli röportajımız için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Değerli seyircilerimiz, bir sonraki durağımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın.